Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Karahanlılar Devleti. Hemen başlığımızı yazalım. Karahanlılar Devleti. Kaçtı tarihi arkadaşlar? 840 1212 yıllar arasında varlığını sürdürmüş olan bir Türk devleti idi. Karahanlılarla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken bazı özellikler var. Nedir bu? Öncelikle Orta Asya'daki ilk Türk Müslüman devletidir. İlk Türk Müslüman devleti veya İlk Müslüman Türk Devleti de diyebiliriz arkadaşlar. Neymiş demek ki birinci özelliğimiz arkadaşlar. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti olması. Kurucusu kimdir arkadaşlar? Onu da bilmek gerekiyor. Kurucusu Karahanlılar Devleti'nin kurucusu arkadaşlar Bilge Kül Kadirhan'dır. Bilge Kül Kadirhan. Kimler kurmuştur arkadaşlar bu devleti? Oradaki Türk boylarını da bilmek gerekiyor. Karahanlı Devleti'ni, Hanlı Devleti'ni kuran Türk boyları diyelim şöyle. Nelermiş bunlar arkadaşlar? Şöyle hemen not alarak yazalım arkadaşlar. Karluk tiremizi çekelim. Yağma tire Çil ve Tuhsi boylarıdır. Evet, Karahanlılar Devleti'ni kuran Türk boyları hangiymiş arkadaşlar? Bir kez daha tekrar edelim. Karluk, Yağma, Çil ve Tuhsi boyları Karahanlılar Devleti'ni kuran Türk boylarını oluşturmaktadır. Karahanlılar Devleti arkadaşlar, bir diğer bilmemiz gereken Karahanlılar Devleti'nde İslamiyet kimin döneminde? Döneminde kabul edilmiştir. Edilmiştir arkadaşlar. Evet, cevap nedir arkadaşlar? Karahanlılar Devleti'nde İslamiyet kimin döneminde kabul edilmiştir? Sorumuz bu. Kimdir bu arkadaşlar? Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını alacak olan Abdülkerim Saltuk veya Satuk Burhan. Evet arkadaşlar, neymiş? Karahanlılar Devleti'nde İslamiyet'in kabul edildiği hükümdar Satuk Burhan. Satuk Burhan. Daha sonra İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim adını alacaktır ve böylece Abdülkerim Saltuk Burhan şeklinde Karahanlılar Devleti'ni kuran hükümdarı oluşturacaktır. Karahanlılar Devleti ile ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken bir diğer önemli nokta da devletin son kısmıyla ilgili olan noktadır arkadaşlar. Hemen onu da şu boşluk kısmımıza not alalım. Karahanlılar Devleti, Hanlılar Devleti, Yusuf Kadirhan döneminden, yani onun vefatından sonra arkadaşlar devlet zayıflayacak, tah mücadeleleri yaşanacak ve Karahanlılar Devleti Doğu Karahanlılar Hanlılar ve
Onu da şu kalemle yazalım arkadaşlar. Batı Karahanlılar. Var. Olmak üzere ne yapacaklar arkadaşlar? Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Doğu Karahanlı Devleti'ne kimler yıkmıştır arkadaşlar? Doğu Karahanlılar Devleti'ni 1211 yılında Hitaylar yıkacaktır. Batı Karahanlı Devleti'ni, onu da şuraya yazarım arkadaşlar. Batı Karahanlı Devleti'ni ise 1212 tarihinde Harzemşahlar yıkmıştır. Evet, siyasi tarihleri ile ilgili arkadaşlar, Karahanlılarla ilgili bu kısa bilgileri bilmemiz yeterli olacaktır. Bir kez daha notumuz üzerinden tekrar edecek olursak arkadaşlar, şöyle biraz da düzeltelim notumuzu. Karahanlılar Devleti 840-1212 yılları arasında kurulmuştur. En önemli özelliği arkadaşlar, Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti olması. Kurucusu veya bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Karahanlı Devleti'ni kuran Türk boyları hangileridir dersek arkadaşlar, Karluklar, Yağma, Çiğil ve Tuğsiler Karahanlılar Devleti'ni kuran Türk boyunu oluşturuyor. Karahanlılar Devleti'nde İslamiyet kimin döneminde kabul edilmiştir sorusunun cevabı ise arkadaşlar, Satuk Buğra Han'dır. Kimmiş? Satuk Buğra Han. Daha sonra İslamiyet'i kabul ettikten sonra kendisine Abdülkerim adı verilecektir. Karahanlı Devleti Yusuf Kadir Han'dan sonra zayıflamış, devlet taht kavgaları ve mücadeleleri neticesinde Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar şeklinde ikiye ayrılacaktır. Doğu Karahanlılar Devleti'ni 1211 yılında Karahitaylar yıkmıştır. Batı Karahanlı Devleti'ni ise arkadaşlar 1212 yılında Harzemşahlar yıkmıştır diyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.